Üniversitelerimizin temsilcisi, arkadaşlarımız. Kariyer Sohbetleri programımıza hepiniz hoş geldiniz. Çok özel bir konuğumuz çünkü herhangi bir şekilde protokol konuşmasıydı, vakit kaybıydı, hiçbir şey istemedi. Hayatımda kopya denilen İngilizce dersi de oldu. Önce onu izah edeyim. Okuyor, okuyor, yazıyor, tamam mı? Sınavdayız arkadaşım. Ya bu kadar heyecanlıyım, hiç öyle bir şey yapmadım falan. Bize soru yöneltecek iki tane arkadaşımız var. Bir tanesi Mustafa Kağan Tanım, İngilizce öğretmeni. Kılıçlı köyü, orası da çok ayrı bir muhteşem bir coğrafya. Öğretmen çocuğu olarak dünyaya geldim. Babam işte çok fedakar bir insandı, hala öyle aslında. Şu anda emekli oldu tabii ki. Aslında bizi de biraz böyle fedakarlık duygularıyla yetiştirdi. Çevremde çok eğitimci var. Ondan sonra öğretmenler soruyor öğrencilere soruyor sınıfta. Ne olacaksın, ne olacaksın, ne olacaksın? Arkadaşlarım son derece popüler meslekleri söylediler. İşte doktor olacağım, avukat olacağım filan. Sıra ona geldi. Sen ne olacaksın Okay dedi. Futbolcu olacağım öğretmenim dedi. Vallahi bir şaplak yedim böyle. Benim böyle dalga geçtiğimi filan düşündü hoca. Halbuki ben hakikaten böyle işte o yani çocukluk daha ortaokul birinci sınıftayım. Böyle bir şeyim oldu. O hocayla da hala görüşüyoruz. Haydar Hoca kulakları çınlasın. Bana takılıyor. Ne oldu ya diyor. Kötü mü oldu diyor. İki devirde söylüyorsun diyor. Şaplağımı diyor. Benim sen de vali oldun falan diye. Benim de böyle şey yapıyor. Şakalaşıyor. Farkında seni yaş aldırma. Çünkü onun başkanı benim. İki. Kamu görevlileri falan seninle yaş alırsa buna bir dahil olurum. Üç. Birinci derece sağlık. Bir meslek olmakla birlikte toplumda biraz daha böyle sağlam para kazanan boyutunun planda olduğu için benim mesleğim de para kazanmayla hiç uzaktan yakına alakası olmayan bir iş. Eczane hep Ankara'da kaldı. Sonra ben gösterimden kaymakam sana o kadar iyi çalıştım ki sınava girmeden ben bu sınavı kazandım dedim. Çok iyi hazırlandım. Taktik yok. Emek vereceksiniz, zaman harcayacaksınız. Taktik diye bir şey yok. Yani sınav taktiği, sınav taktiği falan diye bir şey yok. Onun için yani emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Yani yabancı dil de öğreniliyor. Ben işte sen İngilizce bölümünde okuyorsun. İşte üniversitede de çok iyi yabancı dil eğitimi görmedik. Lisede de, ortaokulda da yabancı dil hocası yoktu. İngilizce dersinde futbol oynadı. Futbolum gelişti İngilizce yerine. Oyuncak ne ya? Oyuncak şimdiki gençlerin, şimdiki çocukların şeyi. Ben öğretmen çocuğuyum. Babam yani orta halli bir insan. Çok şey değildik ama oyuncağımız köyde yaşayan çocuğun oyuncağa ihtiyacı olmaz ki. Oyuncağımız ağaçlardı. Ondan sonra işte top sahasında futbol oynuyorduk. Bir de Karadeniz'de o kadar dağlık bir yer ki kıvrak olmak zorundasınız. Topu kaybettiniz daha bulamıyorsunuz. Onun için iyi futbolcu çıkar bu Karadeniz'den. Plastik bir top buldun mu öp başına koy. En şey odur herhalde. Benim öyle bir şeyim oldu. Yani çocukken işte plastik topumun olması. Sonra bir futbol topu, bir medeniyet öğretmeni Atilla abi kulakları çınlasın. Bana bir futbol topu hediye etti. Postayla gönderdi. Futbol topunu nasıl şişireceğimizi anlayamadım. Kestik topu bu sefer. Sonra yeniden diktik filan. Ondan sonra. Ama çocukluğumda en çok onu babama da söylüyorum filan. Bisikletim olmasını çok isterdim. Ondan sonra işte çok pahalı bir şeydi. Şimdi gömlek fiyatına bisiklet var. Çok ucuzladı. Yani ortaokul galiba. Yani özlüyor muyum? Çok emin değilim. Ben böyle biraz yaş aldıkça daha iyi görünüyorum. Ya beter misin yani? Anne ve babama takılıyorum. Çocuk resimlerine bakıyorum. Evlat olsa sevinmez diye. Benim hukuk müşavir olmamın sebebi bu ülkenin içinde bulunduğu FETÖ mücadelesidir. Ben genel bir yardımcısıyken şu anda birçok ihraç olan meslektaşlarımın itirazına maruz kaldım.
basında takip ettiğiniz işte Ergenekon, Balyoz, İzmir casusluk soruşturmalarında ismi olan insanlardan birisi. O dönemde bize atılan iftiranın iftira olduğunu ispat ettik. Ve 17-25 Aralık olduğunda devlet bize dedi ki gelin bakalım arkadaşlar, gel bakalım şuraya. Neden? FETÖ'cü olmadığımızın tek delili bize atılan iftiraydı. Ve o sırada o şeyden sonra ben bakan danışmanı oldum. Bakar mısınız hadiseye? Allah Kur'an-ı Kerim'de ve sonra da vali oldum. Hiç yılmadık, prensiplerimizden hiç taviz vermedik, anayasal ilkelerden hiç taviz vermedik. Dost doğru olduk. Ve Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Sizin hakkınızda hayır var dediğiniz şeyde şer, şer var dediğiniz yerde hayır olur diye. Bizimle ilgili olarak bize atılan iftira sırasında bizimle sohbet etmeyen arkadaşlar sonra bize kutlamak için sıraya geçtiler. Onun için gençler öyle rüzgara karşı böyle sallanmayın. Rüzgara karşı bir o tarafa bir tarafa sallanmayın. Dost doğru olun, dümdüz olun. Er veya geç hedefinize ulaşırsınız. Manevi olarak kültürü çok geniş bir şehir. Size Erzurum ne kattı? Bu geçtirdiğiniz bir sene boyunca. Güzel. Medrese, Ulu Cami, Kalapaşa Camisi, Erzurum Kalesi. Burası Erzurum Sultanahmet Meydanı benim tanımlamama göre. Muhteşem yerler. Erzurum'u sevdiğinizi belirtmiştiniz. Erzurum'u tanımlamak isterseniz nasıl tanımlarsınız? Ben Erzurumlar kadar kendisiyle dalı geçen başka bir yer görmedim. Çok ilginç, çok takdir ediyorum. Acayip tiye alıyorlar kendilerini. Ben Karadeniz'de bizde de vardı. Ondan sonra bu özelliklerini çok şey buluyorum. Çok fıkralar olduğunu burada gördüm. Erzurum'un hangi geleneğini beğendiniz? Hangi? Geleneğini. Hangi geleneği? Hamam takımı diyorum şu an. Öylesi ya, çok şikayet ediyorlar hamam takımı. Kalktı mı? Kalktı. Ama takımda bir şey var.